bu facirlerden bela çekmeyip onların ailelerine tesir gösterir. Biz bugüne kadar bunun birçok numunesini görmüşük. O bakımdan Azerbaycan hakimiyetine kat şekilde itiraz edik. Azerbaycan'daki siyasi mahpusların azad olunmasını, azad seçki talep edirik. Ümumilikte diktatörün tamamıyla Azerbaycan'dan uğurladığı servetleri geri kaytarmasını talep edirik. Aksiyamıza siyasi mahpusların bir adlarını çekmekle, onlara azadlık talep etmekle başlamak istedik. Güzel bayramlı azadlık! Güzel bayramlı azadlık! Afgan muhtarlı azadlık! Afgan muhtarlı azadlık! Aziz Oğuzcan azadlık! Aziz Oğuzcan azadlık! İlgar Mehmetov azadlık! İlgar Mehmetov azadlık! Seymur Ezi azadlık! Seymur Ezi azadlık! Fuat Kahramanlı azadlık! Fuat Kahramanlı azadlık! Reşat Ramazanov azadlık! Reşat Ramazanov azadlık! Elnur Seydov azadlık! Elnur Seydov azadlık! Gıyas İbrahim azadlık! Gıyas İbrahim azadlık! Bayram Mehmetov azadlık! Bayram Mehmetov azadlık! Hicabla yatan dustaklar azad olsunlar.
seçkilere kadar inşallah seçkilere kadar elinde zihkinsiz bu haşmiyette kalmayacaksınız. Seçkilerden evvel siz reddolup geleceksiniz Azerbaycan'dan. Bunu neyin bahasına olursa olsun biz edeceğiz. Bizim planlarımız var. Ben onu burada demek istemiyorum. Benim de planlarım var. Onu burada demek istemiyorum ki siz orada hazırlaşıp bize karşı neyse bunda işlerinizi göresiniz. İnşallah geleceğde biz her yerde seçkileri keçirdeceğiz. Özür dilerim. Her yerde mitingleri edeceğiz. Ve lazım olarsa biz bir yerde Azerbaycan'a gideceğiz. Biz bu Alman ülkesine diyeceğiz ki seçkilere yakın biz gidiyoruz Almanya'ya, Azerbaycan'a gidiyoruz. Geleceğiz biz Azerbaycan'a. Gelip o hakimiyeti Azerbaycan'dan reddedeceğiz. Bu Azerbaycan halkı da hiç neden çekinmesinler, korkmasınlar. Ölme lazım olsa bile ölme de gideceğiz. Hiçbir bundan hakimiyet Azerbaycan'dan reddolup geçsin. Bunların bundan sistemi 30 yılda Azerbaycan'ı berbat güne koymuştu. Bizim ne kadar Türkiye'de bu yakınlarda 30'a yakın kadın fahişe tutuplar. Onların 20'si Azerbaycanlıdır. İlhan diktatör. Gör Azerbaycan'ı sen ne güne koymuşsan ki. Bizim hanımlarımız, kadınlarımız gidip Avrupa'da başka ülkelerde çöreği pulundan ötürü pis pis yollara düşürler. Açtığı iş yerleri budur, 1 milyon iş yeri. 100 milyon. Benim sözüm çok, meneleri biraz çok inşallah. Derdimiz çoktu bizim kardeşler. 100 milyon iş yeri açtı. Derdimiz çoktu. Azerbaycan'ın derdi çoktu. Bavarya ülkesinde Alman devleti Azerbaycanlıları kocalara bakmak için kurslara yöneldiler ki Azerbaycan milleti o kursa geçsin, sonra Alman devletinin yaşlı insanlarına baksınlar. Ama sen İlhan diktatör, bizim yaşlı kadınlarımızı orada süpürgesine çevirmişsen, yaşlı kadınlarımız Azerbaycan'da ağzından ölür. Bir de demek istiyorum ki Alman devletinin 85 milyon ahalisi var da değil mi? Bizim 9 milyon ahalimiz var. Alman devletinin ne gazı var ne nefti var. Görün nece güzel dolanırlar. Ama bizim servetimizi bu ezlaflar talıyırlar. Hürmetli dostlar, hürmetli Azerbaycanlılar, güzel Azerbaycan halkı, bildiğiniz gibi biz bugün Berlin şehrinde Azerbaycan sefirliğinin karşısındayız. Bəli, məhz biz Azerbaycan sefirliğinin karşısındayız. Çünkü biz sözlerimizi Azerbaycan hakimiyetine deyirik ve sefirlikler birbaşa Azerbaycan'daki rejimin emirlerini, kararlarını yerine getirir. Hiçbir Azerbaycanlının derdini çekmir bunlar. Bunlar, bakın, bak bu kadar büyüklükte fahiş edirəm Azerbaycan sefirliğinin binasını çeksinler kameralar. Azerbaycan sefirliğinin binası satılık en azından 5 milyon avro kıymeti var. En azından. Ve bu her hansı bir oligarkın Azerbaycan'dan uğurladığı pulları Almanya'ya yatırdığı bir binadır. Ve bu binanı hemen Almanya'da yatırdığı oligarktan kiraya götürür Azerbaycan devleti. Biri pulu uğurlayır, uğurladığı pula bina alır Almanya'da, sefirliği adı altında onu Azerbaycan devletine kiraya verir ve her ay bakmayarak 5-6 milyonu Azerbaycan'dan uğurlayıp ve bu binanı alıp her ay Azerbaycan bütçesinden 6 bin, 7 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin avro da uğurlamaya devam ettirir illerdir. Bizim Azerbaycanımızda bugün eğer şehit anası 260 manat elektrik borcu için özünü asırsa bu binaya bizim ihtiyacımız var
görmüştüm. İnanılmaz Avropa Birliği'nin üzvü Yunanistan sefirliğine bir otak, bir konsul, bir de sekreter oturuplar. Kirası 600 avrodur ayda. Bildiniz mi? Durum ne yerdedir? Bu binanın Azerbaycan'ın bütçesini dağıtarak burada durup tırnak arası Azerbaycan devletin temsil etmesine ihtiyaç var mı? Yok. Bir gün Azerbaycan müellimesi 150 manat maaş alırsa ve o avroya vurdukta 62 avro edir. Bu binanın burada durmasına neye ihtiyaç var? Ve tek bu bina değil. Bütün dünyada olan Azerbaycan sefirliklerinin bundan da 3 kat büyük binaları var. Bunlar bizim pullarımızı bak böyle şık yaşayarak, keyif çekerek dağıdırlar. Ve müellimimizi de, hekimimizi de sahte etkilerde iştirak etmek için, diktatör İlham Aliyev'e söz vermek için, ses vermek için şantaj edirler. 200 manatlık maaşı sana vermeyeceğim değiller. Sen gel liyakatini sat, şerefini sat. İlham Aliyev'in seçkilerini sahtalaştır. 95% İlham Aliyev yeniden 4. defa diktatör seçilsin. Bak budur Azerbaycan halkını bunlar üçar ettiği bir rezillik, bedbehçilik. Burada yaşayan Azerbaycanlılar, biz yine hak sesimizi uzatmaya çıkmışız. Azerbaycan sefirliğinin karşısında. Neye göre Azerbaycan sefirliğinin karşısı? Çünkü bu bina Azerbaycan hükümetini temsil ediyor. Çünkü bu bina Azerbaycan halkının maraqlarına xidmət etmir. Yalnız İlham Əliyevin maraqlarına ve onun ailesinin maraqlarına xidmət edir. Biz həmçinin burada toplaşmışıq ona göre ki, Azerbaycanda 11 apreldə keçiriləcək saxta prezident seçkilərinə etiraz etmək üçün. O seçkilər ki, bizi hər dəfəsində yalnız geriliyə aparır. İlham Əliyev keçirdiyi saxta seçkilərlə Azərbaycan xalqını yalnız daha 7 il, daha çox geriliyə aparır. Bunu biz 2003-cü ildə o prezident təyin olunandan, seçiləndən sonra yox, prezident təyin olunandan ta indiyənə kimi 15 ildə hər gün görmüşük. Xalqın qanı üzərində, insanları öldürməklə, əzməklə, döyməklə, həbslərə atmaqla hakimiyyətə gəldiyi ildən indiyənə kimi xalq, ölkəmiz, vətənimiz yalnız geriliyə doğru gedir. Bu elə Azərbaycandan didərgin düşmüş Avropanın qaçqın düşərgələrinə pərən-pərən səpələnmiş, bax bu siyasi mühacirlər və burada iştirak etməyən minlərlə, hətta yüz minlərlə siyasi mühacirlər buna sübutdur. Sübutdur ki, İlham Əliyev diktatordur və onun zülmündən qaçan insanlar var, həmvətənlərimiz var. Nəyə görə? Əgər Azərbaycanda doğru yaşayış, rifah içərisində yaşayış, azadlıqlar, doğru seçki, şəffaf seçki, insanların hüquqlarının qorunduğu bir şərait, bir sistem olsaydı, biz nə gəzirdik burada? Və digər Azərbaycanlılar nə gəzirdi Rusiyanın bazarlarında, Türkiyənin fabriklərində, otellərində, hətta Malaziyada piraşki satan Azərbaycanlımız da var bizim. Bütün bunlara görə Azərbaycandan didərgin saldığı insanların çoxluğunun yüz minlərlə olması da görə məhz İlham Əliyev, onun hökuməti məsuliyyət daşıyır. Biz ondan istifa tələb edirik. Biz ondan saxta seçkiləri ləğv etməsini tələb edirik. Əgər İlham Əliyev bizim başımızda 7 il daha otursa, hər kəs bilsin ki, həm dünyada yaşayan digər Azərbaycanlılar, həm də Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar bizim qanımıza susamaqda davam eləyəcək bu diktator, bu despot rejim. Biz burada yaşayan Azərbaycanlılar, mən və digər dostlarım, biz hətta ölümümüzü də gözə almışıq. Əynimizə kəfən geyinib bu yola çıxmışıq. Bizim ailələrimizə qarşı Azərbaycan hökumətinin başlatdığı, davam etdirdiyi təzyiqlər dayandırılmalıdır. Bu onun özünə sərf etmir. Turallar olacaq,
Məhəmmədlər olacaqlar burada yaşayan, iştirak edən bütün iştirakçılar, soydaşlarımız olacaq, davam edəcəkdir. Nə qədər təzyiqlər etsəniz də, nə qədər üstümüzə gəlsəniz də, bu sizin sonunuz olacaq. Yenə də sizin sonunuza çıxacaq. Bütün Azərbaycanda yaşayanlara, Avropada yaşayanlara, bütün vicdanlı soydaşlarımıza müraciət edirəm. Susmasınlar. Bu və ya digər şəkildə proseslərə qoşulsunlar. İlham Əliyevin diktaturası bilsinlər ki, bu despot rejimi bilsinlər ki, bu rejim yalnız Azərbaycan xalqının əleyhinə işləməkdə davam edir.